Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, günaydın. Size çok değişik bir video çekmek istedim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi Amerika'da ışıklar akıllı. Şu gördüğünüz trafik ışıkları hep akıllı. Nasıl akıllı? Yani bunlar hep, nasıl diyeyim size, saniyeli değiller. Yani trafiğin yoğunluğuna göre renkler değişiyor. Neden? Nasıl anlıyor onları? Böyle anlıyor. Şurada bak, görüyorsunuz böyle metal bir şeyler var, koyuyorlar. Bunları toprağa kazıp altına yerleştiriyorlar bu şekilde. Bir araba geçince üstünden kaç tane araba geçtiğini, ne kadar yoğunluk olduğunu ölçüyorlar bununla. Bunlar bir elektromanyetik bir zımbırtı bunlar. Sadece Amerika'da var bunlar. Başka yerde ben görmedim. Bunlar sayesinde trafiğin akışını sağlıyorlar. Yani aslında keşke Türkiye'de de olsa, çok akıllı bir uygulama. Biraz masraflı bence. Çünkü toprağa kazıyorlar, deliyorlar. Bunları yerleştiriyorlar, sonra tekrar kapatıyorlar. Bu biraz masraflı bir olay. Ama trafik çözümü olarak çok iyi bir şey. Çok işe yarıyor. Yani siz gecenin bir köründe sırf bir kırmızı ışıkta beklemiyorsunuz durup dururken. Ana yollarda hep ışıklar yeşil oluyor. Ara yollarda hep ışıklar kırmızıya dönüyor. Ama siz ana yola yaklaştığınızda, ana yolda araba gelmiyorsa size hemen yeşil yakıyor ışık. Sonra tekrar söndürüyor 3-5 saniye sonra. Ya da 10 saniye, en fazla 10 saniye sonra söndürüyor. Yani siz geçtikten sonra ışık tekrar kırmızıya geri dönüyor. Bu sayede Amerika'da trafiğin akışı hep sağlanıyor. Durmuyor, kilitlenmiyor. Zaten şu dört yol ağızlarına intersection diyorlar. Intersection'ları blok etmek. Yani intersection'ın ortasında böyle sarışta geçip böyle ortada kalmak zaten yasak. Onun cezası var. $250 ile $400 arası ya da $250-$500 arası değişiyor eyaletine, semtine göre. Onun için zaten Amerikalılar blok kuralına uyuyorlar. Yani dört yol ağzını kilitlemiyorlar. Bir de bu elektronik ışıklar da çok işe yarıyor. Yani adamlar düşünmüşler arkadaşlar. Bir bizimkiler düşünse şu işi. Şu işe bir el atsalar. 10 saniye, 20 saniye ışıkları koyacaklarına, öyle 1 dakikalık ışıklar koyacaklarına, şöyle akıllı ışık yapsalar trafik biraz daha çözülecek. Bir de bizim halkımız sarıda geçeyim, ortada kalayım, başkası ne bok yaparsa yapsın demese, bencil olmasalar Türkiye'nin trafiği çok iyi hale gelirdi. Ama bakalım, belki önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde Türkiye'de de bu uygulamaları görmek nasip olur belki, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ha, ambulans geliyor. Bir de size onu söyleyeyim. Şimdi ambulansın sesini duyan herkes duruyor. Şu yoldaki herkes durdu. Dersin ki ne alaka, ama şu yoldakiler de duruyor. Şu yoldakiler de duruyor. Ambulans gelsin diye duruyorlar. Bak, şuradaki adam ışıkta durdu, bekliyor. Daha kırmızı yanıyor ama kırmızı yanmasa bile dururdu. Şimdi ambulans rahat rahat geliyor. Bak, buradaki adam yavaşladı. Ambulans geliyor diye. Şu ambulansı takip edelim mi? Nereye gidiyor acaba? Ay, ambulansı takip etmek yasak gerçi. Biz ona yetişemeyiz ya. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.